Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni 208'in en boş paketinin en ucuz fiyatlısının size incelemesi için şu an MEP Otomotiv'deyim. İzin verdikleri için de öncelikle teşekkür ederim. Yanımda her zamanki olduğu gibi Onur var. Konuk oyuncu, merhaba arkadaşlar. Konuk oyuncu. Beraber bir şey etrafından, önce bir etrafından döneceğim. İnsanlar bunu istemişler. Yani önce bir etrafından dön, sonra aracı çek demişler. Ben de öyle yapayım. Şöyle bir döneyim etrafından öncelikle. Hatta şöyle gösterirsem daha güzel olur. Işık da var zaten. Zaten detayların hepsini arkadaşlar bahsedeceğim sizlere. Evet. Aracımız bu. Şimdi öncelikle ilk göze çarpan şu farlar oluyor arkadaşlar. Farlarda şu alt taraftaki gündüz dedi, bunda da var. Fakat farlarımız halojen. İstersen bir uzun yap Onur sen. Allure alırsanız eğer led geliyor ama bunda halojen henüz. Gördüğünüz gibi şu an halojen bir far var. Bir dörtleri de yıkar mısın sana zahmet? Hatta açık gazı arkada da göstereceğiz zaten. Dörtler de böyle görünüyor. Motorunu da aç bir. Motoru da bakalım be. Öyle yavaş yavaş içeri doğru geçelim. LED mi onlar? Bunda da. Ben de fark etmemiştim. Fiyat listesini de arkadaşlar size şimdi motordan sonra göstereceğim. Bir aç istersen. Aynı renk bunda da var. Bu metalik sinir yapısı. Çok güzel duruyor. Motor bu. Ama çok hafif kaputu ya. Çok çok hafif, evet. Ben de ondan bahsetmiştim bak. Baksana. Bayağı hafif. Şey, bu araç bu arada Euro NCAP'ten 4 yıldız aldı, 5 yıldız alamadı. İçindeki koruma bazı şeylerden dolayı dışında falan sorun yok da. 4 yıldız da bence yanlış. Genelde artık hepsi 5 alıyor ya. Motor bu arkadaşlar. Sanki şurası LPG'liymiş gibi durmuyor mu? Markası Atiker. Atiker. 3 silindirli 1-2 motor. 75 beygir. Atmosferik. Atmosferik. Aynı şekilde şu kaputta, burada da koruma yok. Biz ne az önce gördük? Şu çamurluklar. Şu çamurluklara baksanıza, buradan içi komple görünüyor ya. Şöyle parmağım, kolum. Bakın. Hani bu kolum görememesi şey lazım bence. Motor böyleydi. Fiyat listesinden bahsedelim. Şöyle be. 75 beygir, 118 Nm'lik bir torku var. Hafif bir araç arkadaşlar. 980 kilo bayağı bir hafif. Hani 2-3 kişiyi çok rahat şekilde taşıyacaktır tabii ki de. 164 km'lik bir son hızı var. 4.8 bir karma tüketim burada yazdığına göre var. Standart donanımını şöyle sizlere göstereyim. Siz zaten buraları durdurup isterseniz bakabilirsiniz. Opsiyon olarak bu araçta özel renk var. Elektronik, elektrokrom dikiz aynası, otomatik klima ve otomatik silecekler opsiyon olarak var. Fiyatı da şu anlık bu. Bugün 25 mi 26'sı mıydı? 26 sanırım. 26 Ocak 2021 itibariyle fiyatlar böyle. Arkalara doğru gidelim. Neler farklı? Hatta şu yandan gideyim. Işık daha güzel geliyor. Şimdi şu başta şu dodikler yok arkadaşlar. Hani herkes şu dodiksiz halini merak ediyordu bu aracın. Dodiksiz böyle görünüyor. Ama dodiksiz olduğu zaman da hani 16 inç jant bile bayağı bir büyük duruyor bence. Hani 17'ye pek gerek yokmuş gibi duruyor. 185, 55, 16 ebatında üzerinde Michelin'in lastikleriyle beraber geliyor. Primacy 4'lerle beraber geliyor. Bence güzel duruyor ama 5 bir jant olsa daha güzel duruyormuş. Arkalar kampana mıydı? Dur ona bakacağım. Merak ettim şu an. Kampana. Ha evet. Zaten bir önceki videoda ben... Evet. Bahsetmiştim zaten ondan. Diğerlerine zaten turbolarda falan disk geliyor. Anahtarsız giriş çalıştırmayı yok. Bir farklılık ne vardı? Aynanın altına yansıtsana be. Bu donanımda bile olsa aynanın altında ışık var arkadaşlar. Sizi karşılayan led, evet. Şu maç bir elbisi gibi çıkıntılar bunda da devam ediyor. Evet evet. Burada GT Line yansı bunda yok. GT Line'de ikinci bir spoiler vardı. Bunun üzerine bir tane daha vardı. Ama bak bu, yine bunun gelmesi yok. Yok pardon pardon, bunda da var. Bunda bu da siyahtı, özür dilerim. Bunun böyle daha güzel olmuş bence. Bilmiyorum, olabilir. Şey vardı diğerinde. Köpek balığı antenimsi gibi bir şey vardı şurada. Ne yapmışlar biliyor musun? Köpek balığı anteni buraya takmışlardı. Hı-hı. Yine bu çıkıp duruyordu. Saçma olmuştu. Görüntü için yani. Evet, birazcık saçma olmuştu açıkçası. Arkadan böyle görünüyor arkadaşlar. Böyle. Plakalıklar led değil. Plakalıklar led değil. Sistem bombamız yine aynı şekilde burada. İki tane çıkışlıydı. Bu GT Line 1230'luk modelinde. Bunda tek çıkışlı. En azından egzoz çıkışı var ama. Normalde yok yani. Şöyle alt takımını size göstereyim ben de. Eğileyim sizleri. Göstermek için şöyle. Torsiyon tabii ki bunda da var. Diğerinde olduğu gibi. Diğerinin şu
Burası birazcık tırtıklı falan da. Bunda öyle bir şey yok. Dizisyen yazımız arkada yok. Farlarımız, stoplarımız 3 boyutlu değil bunda da. 3 boyutlu gibi görünüyor. Zaten öyle bir efekt verilmiş ama LED değil yani. Sinyal yerine şu şekilde dümdüz yanan bir LED sinyal vardı. Bunda yok. Siyah çizginin bunda olması da güzel. Bagaj kısmı. Aynı bagajı, 311 litrelik bir bagajı var. İçi bence, yani 311 litre kime göre, neye göre? Yani biraz küçük bize göre küçük, bazı insanlar için büyük olacak. Büyük yetecektir hatta, yeterli olacaktır. Ya bir bayan için yeter, bir oğlu yeter. Zaten bu araç otoban aracı değil. Yani 1.0-1.2 motorla atmosferik kısa mesafe aracı. Sizi uzun yola götürmez. Stepnemesi var tabii ki de üzerinde şu an. Şu bak yalıtımlar. Evet, yalıtım bir şeyler koymuşlar, çabalamışlar. Ben ama aracın güvenliğini beğenmedim. Yani. Işık var mı burada? Ha, şurada var tabii ki. Bir tane var sarı. İçine yavaş yavaş geçelim. Önce arkadan göstereyim. Neler farklı neler değil. Cicilan yazımız yok. Benzin kapağının içi aynı. Şu ön koltuğu azıcık ileri alalım mı ya? Birazcık alalım. Arkalarda arkadaşlar bu sarı dikişler yok. Buralar kumaş kaplı. İçleri tabii ki bunlar da hala aynı şekilde boş. Arka koltuklar böyle. Üzerinde kırmızı dikiş konulmuş. Komple kumaş koltuklarımız bunda var. Bir kollayması yok. Arkada herhangi bir menfez falan çıkış yok bunda. Burada sadece bir göz gibi bir oyu kaçmışlar. Şöyle içine de geçelim daha sonra. Yanıma gel istersen Onur. İçine de geçelim. Zaten önemli farklar içinde de var. Ondan sonra isterseniz videoyu bitirelim. Zaten siz istediğinizde bir bilgilendirici video yapayım dedim. En giriş modelinde ne var diye. Şöyle bakın şimdi. Diğerinde burada. Buradan başlayıp konsolun şuradan devam edip arka galaya gitmese de orada olan bir AMS sistemimiz vardı. Zaten gözün buradan akışını göremez yani göz gittiği zaman. Yani. Buralarda yeşil dikişler vardı, koltuklarda da bu arada yeşil dikişler vardı, cildlerinde ve deriydi buralar. Buralar aynı, şu karbon fiber efekti bunda da var, bir farklılık yok ama sanki diğerinde bu yumuşaktı, bunda sert. Ya ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Diğerinin üstü yumuşaktı, bu taş gibi olmuş. Hiç aklına gelmezdi onu öyle yapacakları, bak şu an ilk defa fark ettim. İlk defa ben bir arabada gördüm böyle. Hani dolusu yumuşak da. Aynı torpide derdim de. Torpidesi mi değiştirmişler? Direksiyon diyorum. Gösterdiler arkadaşlar böyle yine ters dönen şu devir kadranı maalesef. Ya insanlar çok GT'lerini çok yönlendirmişler. Hani. Direkt zaten GT'lerini getirdiler. Direksiyonumuz aynı. Direksiyon arkadaşlar deri. Şimdi deri demeyin bana. Deri ise de çok kötü bir deri. Bildiğiniz plastik bu. Çok 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 suni bir deri. Hani ben 208'de miydi? Hangisinde? Bir tanesinde demiştim. Var. 308'de demiştim. O en boşunda. Onu da kanalımda bulabilirsiniz. Yani bu çok suni bir deri. Çok çok suni bir deri. Cidden ibaresi burada yok. Far kumandalarımız burada. Bunda bile Onur'la az önce konuştuk biz. Hız sabitleyici olması güzel bir detay ya. Yeni kasa polo da mevcut değil mi hesabım? Yeni kasa polo da halen alman lazım. Yani böyle bir saçmalık yok yani maalesef. Ekranı istersen bir açalım şuradan. Enerjisi geldiği kadar. Yani size göstermek için açalım. Enerji moduna geçmeden hemen. Hızı güzel güzel. Enerji moduna geçmeden şöyle bir gösterelim sizlere. Gitti. Burada piyano bilek. Evet, piyano bilek. USB'miz orada var. Yine bu tuşlar. Bunun olması güzel. Otomatik klima da bu arada. Bu araçta opsiyon olarak vardı zaten. Buradan ayarlıyorsunuz onu da. Burada bir kapaklı gözümüz yok. Diğerinde vardı. Altı kaydırmaz mı? Ya, tırtık eklemişler ama taş gibi. Hayır ya. Sen şimdi bir kaza yüklendiğin zaman bu buradan fırlar yani. Evet evet. 5 ileri bir vitesimiz var ama beğenmedik. Yani. Çok eski duruyor. Ve çok büyük yani. Çok büyük yani. Gereksiz büyük. Elektronik bir park finemiz burada yok. 12 volt çıkışımız var. 2 bardaklığımız. Burada aynı şekilde torpidomuzun içi. Aynı bir farklılık yok. Motora kadar gidiyor. Kolumuz o. Endime kadar gidiyor. Elektronik bu ayna opsiyonu zaten. Buralar sarı. Oralar sarı. Şurada İçeride. Evet, buralarda bir ışık maalesef. Ya bari buraya koyar insan hani makyaj için bayanlar için. O da doğru ya. O çok büyük eksik bak. Bunu alan çok kişi bayan olacak. O eksikliği çok seçecekler. Manuel ben pek sanmıyorum bayan alacağını ama bilmiyorum. Ya kullanan bayanlar var mı? Tabii. O zaman dışına geçelim. Bir veda edelim arkadaşlar. Fiyatını da zaten göstermiştim. Şöyle şuralarda belki merak eden olabilse. Buralarda videoyu koyayım. Siz durdur bakabilirsiniz. Bu videodan bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. İstediğiniz diye gittik hemen araştırdık bulduk.
2021 model en geniş paketi, en düşük fiyatlı 208'in tanıtımı bu şekildeydi. Umarım keyif almışsınızdır. İzledikten sonra şu aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Onların kanalında da bu arada birçok aracın incelemesi var, olan da aşağıda açıklamalarda bırakıyorum, kanalına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.